Radyo. Merhabalar Tuğçe Hanım. Merhabalar Esra abla, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizler neler söylemek isterdiniz? Esra abla, ben şu an Zeynep Gelin çocuğuna bakıyorum. Çok teşekkür ederiz bu arada emekleriniz evet, için. Evet, görüyorum. Teşekkür ederim. 14 gündür çocuk benim yanımda. Nasıl şu an durumu? Gördüm çok şükür şu an iyi. İyi maşallah. Hikayede evet. Görmüştüm, hikaye ben Zeynep ortak velayet istiyor. Evet. Ben ortak velayet istemiyorum. Çocuğun sürekli bende kalmasını istiyorum. Annesi olarak tamam, kendini zaten annesi olarak bilsin. Ben annesi yok falan demeyiz. Sadece çocuğunu gelsin görsün. Ama kendinde kalma işi olmasın. Çünkü ya, çocuğun da yani benim yanımda bir düzeni olur. Siz çocuğa çok alıştınız. Emek verdi. Evet, yani bir de bu çocuğun düzeni var. Zeynep istediği zaman gelip götürür. Bu sefer çocuk yani ister istemez şey olur, düzeni bozulur. Şimdi benim ben, yanımda yine kalsın. Yani ama siz gelir, tamamen velayet babada kalsın istiyorsunuz değil mi? Evet. Ne diyorsun evet. Zeynep? Hayır. Anlaştık, ortak velayet kaldındık. Ortak velayet olsa Zeynep'in zaten bakabilecek çocuğu düzenli bir ne yeri var ne bir şeyi var. Nereden yani, biliyorlar? Sen konuştun. Nereden biliyor sen ya? De. Gel Zeynep. Nereden biliyorlar değil Zeynep. Ya Zeynep şimdi yani ailenin yanında kalsın tamam. Ama şu an İsa'nın yanında olmadığın zaman biz senin nerede veya çocuğu nerede baktığını ne bilelim ki? Benim ailem bak ben yerimi de söylerim. Yaşadığım şehri de söyleyeceğim. Ben Kadir'de yaşamayacağım. Osmanlı'da yaşamayacağım. Ben Adana'da yaşayacağım. Size yakınım zaten. Adana'da da ailen yok. Bak Zeynep, biz zaten bak bebek için daha iyisini düşündüğümüz için diyoruz. Bak, İstediğin ben zaman gelip görebilirsin, bak, edebilirsin. Tuğçe, yani beni dinliyor musun? Ben evet. Size çocuk kalsın diyorum. Çocuk size kalacak zaten. Ben sadece ortak veraat istiyorum. İstediğim zaman çocuğumu ben görmek istiyorum ve bir iki gün de bende kalması için istiyorum. Çocuk size kalsın, benlik sıkıntı yok. Siz büyütmüşsünüz, ben hikayede de görüyorum. Ben sizin kardeşini takip ediyorum, görüyorum. Evet, benden şu an ben zaten kendi biliyorum. Çocuğundan daha üstün bakıyorum. Çünkü onun benim çocuğundan daha çok ilgiye ihtiyacı Zeynep, var. Zeynep sen çocuğundan vazgeçebilecek misin? Vazgeçmeyeceğim, ben onu her istediğim zaman Hayır. göstereceğim Esra dedi ya. Hayır, zaten ben de vazgeçsin diye bir şey demiyorum. Annesi olarak zaten onu bilir, gelir, görür. Hı hı. Ben ama, göstereceği için diyorum ben çocuğum onda kalsın. Sen kendini daha garantide hissetmek için ortak velayet istiyorsun. Aynen. Ben ama ya çocuğum sende kalsın Tuğçe, sende kalsın, benlik sıkıntı yok. Sen yani ben hikayede gördüm. Çok tatlı bakıyorsun ve video çekip evet. atıyorsun görüyorum. Ben o yüzden evet. bu kararı veriyorum ve son söyleyişim. Ortak velayet istiyorum. İstediğim zaman da çocuğumu görmek istiyorum. Bir iki günde bende kalmasını istiyorum. Ve çocuk size kalsın istiyorum. Evet tamam, iki gün falan kalabilir. Ama çocuğun yani senin de düzenli bir şey olması lazım. Evin i̇şte feyağı. Düzenli hayatımı düzene aldıktan sonra, kurduktan sonra bu bir iki gün kalma olayını istiyorum. İstediğim zaman gelip görüp sevip geri gideceğim. Onu demeye çalışıyorum. Tamam, onu sana. Bir konuşacağız. Evet. Tuğçe Hanım, bir dakika. Efendim? Hattımızda biri var. İsa'nın manevi abisiymiş galiba. İsmini vermiyor. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Buyurun, siz neler söylemek istersiniz? Şimdi bu olayı az buçuk A'dan Z'ye kadar biliyorum. İsa belki ses tonumdan beni hatırlayabilir. İsim vermek istemiyorum. Şimdi İsa tanıyor, evet tanıdım dedi. Tamam, çocuğa annesi almış gitmiş geldi, yardım istendi. Sonra İsa'ya baktım, saf, temiz kalpli. Tamam, dur bakayım. Şudur budur. Şimdi ben kısa bir söyleyeyim. Evet. Zeynep'i bu üçüncü veya dördüncü seyretmem. A'dan Z'ye kadar her şeyde. Evet. Duyuyor musunuz beni? Evet, biliyorum. Evet. A'dan Z'ye kadar yalan söylüyor. Nereden biliyorsun? Sen kim oldun deyip çözdüm. Bence o da yalan söyleme. Ne konuda yalan söylüyor? İşte çocuğa şu şekilde yapıldı, çocuğa bu şekilde yapıldı vesaire. Şimdi bu Mehmetli tarafı diye burada bir köy var. Evet. Oraya kaçtı gitti. Bir fırıncıyla ya? Beraberdi. Kimle beraberdi? Kadir'le. Fırıncı. Fırıncı. Kadir var ya. Evet. Kadir. Ha, çocukla birlikte gittiğim şey. Evet. Fırıncı. Çocuk da bendeydi. Fırıncı Kadir'le. İlk ay boyunca görmedi çocuğu.
İki ay boyunca çocuk İsa, bendeydi, görmedi. İsa'yı gördü, İsa görmedi. Aynen, evet. İsa'nın ben o sırrı bağladığını görmedi. Biliyorum. Çaresizliğinden ne yapacağını, sonra bu Zeynep çocuğun maması bitti, bilmem şusu bitti, busu bitti diye yalan söyleyerekten para çekiyordu. Ben de İsa'ya dedim ki oğlum madem bu şekilde bakamıyorsan... Nereden para çekiyordu? Nereden çekiyor? Zeynep İsa'dan çekiyordu. İsa'nın kartı ondaydı herhalde. Maddi durumu yoktu. Bir dakika yoktu. Bir şey söyleyeceğim. Burada yalan söyleme. Ben çocuğu iki ay boyunca İsa'ya göstermediğim zaman bunun kartı yoktu. Benim kendime şahsi kartım vardı. Geldiğimde ben bunu kartını kendi bana kart çıkarttırıp verdi. Kızım sen benim muhatabım değilsin. Para çekiyordu peki. Yalan söylüyorsun. Başka? Abla ben bir de şöyle... Bir, bir dakika bir bitirsin çünkü telefonla sonra bağlantımız yok. Bunların... Evet. Eğer böyle konuşulacaksa ben kapatayım. Yok biz sizi dinliyoruz. Yalancısı bir dinleyelim. Çünkü. Dinleyelim bir. Sen otur bir Zeynep bir dinleyeyim ben çünkü sonra ses geldi, kesiliyor. Sonra geldi İsa bana dedi ki abi uygun fiyata dedi bu telefonu satabilir miyiz? Ne oldu dedim. Çocuğa. Evet. Ha tamam bu kim biliyorum ben. Ses gidiyor mu? Gelmiyor mu arkadaşlar ses? Çekmiyor herhalde şu an. Siz hatırladınız herhalde değil mi? Abim mi gerçekten? Manevi abim dediğine göre çok yakınsınız. Aynen öyle abla. Benim böyle çalıştığım bir yerden biri bu. Telefoncu. Burada yalan söyleme. Telefoncu değil o. Telefoncu. Şimdi devamını dinleyemedik ama arkadaşlarımıza... Hah şimdi geldi. Heh. Alo ha kesildi biraz önce. Heh. Sonra İsa'ya bu yanındaki bir bayan vardı. Kızın adı şu anda ismi aklıma gelmedi de. Ezel. O gelip İsa ile Zeynep'in arasında mekik dokuyordu. Ona geliyor ayrı bir yalan, ona geliyor bir ayrı yalan. Evet. Sonra bir öğrendik ki bu Zeynep'in, isim vermek istemiyorum çünkü ablayla görüştük. Çocuğu satmaya kalkıldığını duyduk. Nasıl? Nasıl o? Bu yalan. Oğlunu. Yok. Evet. Oğlunu satmaya çalışmış, öyle mi Zeynep? Ben hayatım boyunca evet. Satmadım, satmadım. Bir dakika, bunun bu kadar vicdansız olabilir mi? Nasıl, kimle konuşmuş böyle bir şey? Ya bir bayan arkadaş vardı, biz dedik ki girmeyin. Bu kadar vicdansız olabildin mi sonunda? İsmini söyler misiniz soyadını vermeden? Bu önemli bir şey, hani bulalım. Gerek yok. Tamam, Balcı diye bir... Tanımıyorum. Arkadaşlarım şey yapar. Peki kişi o kişi. Bir dakika sonra, siz bunu nereden duydunuz? Ya kadından bizzat duyduk. Kadın bana mı satmaya çalıştı dedi. Dedi ki bir aracı aracılığıyla dedi. Çocuğu dedi Zeynep'ten dedi almayı şey yapıyoruz. Sonra ben geldim İsa'ya. Lütfen rejideki arkadaşlara isimleri verin ki biz onlara bir ulaşalım. Peki ne kadar para karşılığında? 50 bin lira karşılığında. Bu bir yalan. Yalnız bunu bu ben bakın. Bakın. Ben çocuğuma kimle baktı biliyor musunuz? Bu kim o balcı şey aldı? Bak adam değil. Senin kim olduğunu iyi biliyorum. Bence yalan söyleme. Ben çocuğumu canımdan daha fazla seviyorum. Canından fazla sevseydin evde bırakıp gitmezdin ben zaten. Ben 9 ay karnım hastaneye götürdüm. Adana'da ben hastaneye ben söylüyorum. Götürdüm ameliyat olacağı zaman. Aman kim gülüyor. Yanındaydı? Karnım burnumdaydı. Ben kendi ebeveyn alayım dedim. Benim doğumum başlamak üzere dedim. Çocuğu düşürmemek için doğum erken olmasın diye bunun başında bekledim ben. Ben yalanlarından sonra hiçbir şey demiyorum. Sen çocuğu satacak kadar olmuşsun ya. Efsanem. Peki bu konular konuşulmuş. Nereye kadar ilerlemiş bu konu? Hiç ilerlemeden önünü kestirdik biz. Nasıl siz önünü kestirdiniz? Bakın şunu da söylüyorum. Şimdi biz şöyle yapacağız. Tabii ki bunlar sizin iddianız. Biz bu İddia hanımefendi... değil hanımefendi bakın. Tabii... Bunu muayeneye götürün.
Hayır, hayır. Gördün lan. Böyle söylemeyelim. Biz şimdi sizin verdiğiniz isimleri arayacağız, onlara ulaşacağız. Hepsini soracağız. Bir bakalım bu iddialar doğru mu diye mutlaka araştıracağız. Teşekkür ederiz.